İslam'ın beş şartından ikincisi namaz kılmaktır. İnsanların ilk görevi Allah'ın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed'in peygamberliğine inanmaktır. İmandan sonra farzların en önemlisi namazdır. Beş vakit namaz hicretten 1,5 yıl önce Miraç gecesinde farz kılınmıştır. Namaz ruhu temizleyen, kalbi aydınlatan, insanı Allah'ın huzuruna yükselten bir ibadettir. Sevgili Peygamberimiz, namaz dinin direğidir buyurarak namazın dinimizde çok önemli bir ibadet olduğunu belirtmiştir. Namaz, bize beden ve ruh temizliği kazandıran bir nurdur. Bu sayede Müslüman, günah kirlerinden arınır ve cennete girmeye layık temiz bir kul olur. Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle buyurdu. Sizden herhangi birinin kapısı önünde bir nehir bulunsa ve o kimse nehirde günde 5 defa yıkansa, kendisinde kirden bir şey kalır mı? Dinleyenler, hiç kir kalmaz ya Resulallah diye cevap verdiler. Peygamberimiz işte 5 vakit namazda buna benzer. Allah namazla günahları siler buyurdu. Namaz kalplere Allah korkusunu yerleştirerek insanı günah işlemekten korur. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirilmektedir. Sana vahyolunan kitabı oku. Namazı dosdoğru kıl. Gerçekten namaz hayasızlıktan ve fenalıktan alıkoyar. Müslüman kişi namaz kılmakta mükellef olduğu gibi çocuklarına da namazı öğretmek zorundadır. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Çocuklarınıza 7 yaşına gelince namaz kılmasını emredin. Anne ve baba 7 yaşına giren çocuklarına namaz kılmayı öğretirse, çocuklar erginlik çağına gelince namaza iyice alışmış olurlar. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. Müslüman bir kadın yatsı namazını evinde kılmaktaydı. O gün Kadir gecesiydi. Kocası kadından habersiz yatak odasına gizli kamera yerleştirmişti. Amacı daha sonra ona sürpriz yapmaktı. Adam kameranın kayda aldıklarını izlerken büyük bir şok yaşadı. İzlediklerinden dolayı dehşete düşmüştü. Adam videoyu izlerken kapının yavaşça açıldığını ve aralığından bir ışık süzmesi yayıldığını fark etti. Sonra ortaya beyaz elbiseler giymiş bir melek çıktı. Ancak yüzü görünmüyordu. Melek karısına yaklaşıp o secdedeyken başında duruyor. Kadın başını secdeden kaldırdığında melek oradan yavaşça ayrılıyordu. Melek o kadar sessizce hareket ediyordu ki kadın onun oradaki varlığını bile fark etmiyordu. Kadının kocasının bu videoyu gösterdiği bazı hocalar şöyle yorumladılar. Kadın salih bir mümine kadındı. Allah Azze ve Celle'yi zikrederdi. Onu ziyarete gelen Allah-u Teala'nın ona selamet ve esenlik getirsin diye göklerden gönderdiği bir misafirdi. Çünkü o gece Kadir gecesiydi ve bilindiği gibi Kadir gecesinde melekler Cebrail aleyhisselamla birlikte gökten yere inerdi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Şüphesiz biz onu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Kadir gecesi Ramazan ayında yer almaktadır. Bu sebeple Kadir gecesinde oruç tutulması gerekir. 1000 aydan daha hayırlı olan bu mübarek günde oruç tutmanın fazileti de çok büyüktür. Bu mübarek gecede ayrıca bol bol zikir çekilmeli, tövbe ve istiğfar edilmeli, namaz borcu olanlar nafile namaz kılmalı, Resulullah Efendimiz'e salavat getirmeli ve sadaka verilmelidir. Kadir gecesinin belki de 1 yıl içerisindeki en değerli gün olduğu ve 1000 geceden daha hayırlı olduğu biliniyor. Bu mübarek geceyle ilgili olarak doğrusu biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi 1000 aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler.